Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gelir dağılımının sürekli bozulduğu, üretimin azaldığı, insanların sürekli yoksullaştığı, açlığa mahkum edildiği bir dönemdeyiz. Yeni adı Tayyip'i üzmeyen istatistikler kurumu olan TÜİK, yalanlarıyla işçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi, çiftçiyi üzen bir kurum olmuştur. Kimse iktidarın yalanlarına ortak olarak halkımızı üzme yarışına girmesin. Ülke borç içinde, insanlar geçinemiyor, tencereler kaynamıyor, faturalar ödenmiyor. Sarayın sipariş ettiği enflasyon %21, oysa halkımızın gerçek enflasyonu çoktan %58. Ama şahsım hükümeti yok şu kadar büyüdük, yok bu kadar büyüdük, yok şahlanıyoruz, yok uçuyoruz. La Fontaine'den masallar, masallar, masallar. Bir de bu masallar yetmezmiş gibi işine gelmeyen her ekonomik ve her siyasi gelişte de yok birileri düğmeye bastı, yok dış güçler diyerek mağdur edebiyatı yapıyor. Allah aşkına bu düğmeye basanlar kim? Bu dış güçler kim? 2002 yılından beri çeşitli iç ve dış ittifaklarla bir olup Cumhuriyet kazanımlarını yok etmek ve değiştirmek için düğmeye basanlar mı? Aydınları ve muhalifleri sindirmek için yargıyı vesayet altına alan, mahkemelere hakim ve savcı atayan, asılsız iddianamelerle birçok kişiyi mahkum eden siyasi parti kim? Kim bunların yapılması için düğmeye bastı? Biz mi bastık? Kim bastı bu düğmenize? Ordumuzun komuta kademesi tarumar edilirken, kumpas kurulurken, yönetici kadrolarına cemaatçiler, tarikatçılar getirilirken bu ülkeyi hangi siyasi parti yönetiyordu? Bu dış güçler ve düğme masalları yatsıya kadar yanan mum misalidir ve ilk genel seçimlerde tamamen sönecek ve tarih sayfalarında yerini alacaktır. Siz her zaman yalanlara dayalı propaganda yaptınız ve bu ülkeyi Londra'daki tefecilere borçlandırdınız. Siz bu ülkede ihaleleri dolarla yaparak zararı millete, kazancı çetelerinize faturettiniz. Siz asgari ücretlinin, emeklinin, işçinin cebinden parasını sofrasından ekmeğine alarak insanları açlığa mahkum ettiniz. Siz önce bu ülkenin kefen parası denilen ihtiyat birikimlerini hiç ettiniz. Sonra da Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doları çetelerinize sattınız. Siz gençlerin hayal kurma gücünü çaldınız. Gençlerin geleceğini, hayal kurma gücünü, gençliklerini çaldınız. Siz fakir fukaradan, garip gurebadan aldığınız vergileri yandaşlarınıza, çetelerinize ve tefecilerine dağıttınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu ülkeyi hem ekonomik hem siyasal anlamda sınıfta bırakmıştır. 2018 yılında yetkiyi verin dediğinizde dolar 4,5, euro 5,5 liraydı. Bugün dolar 14, euro 16 liraya dayandı. Benzin 6 liraydı, bugün 10 liraya geçti. 5 litre ayçiçek yağı 42 liraydı, bugün 135 lira. Et, süt, yumurta, çay, çorba hepsinin fiyatı 3-4 kat arttı. 2017 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisiydik. Bugün 21. sıraya gerileyerek kadro dışı kaldık. İşte bakın görün, yetki alanların yetkinsizliği ve bilgisizliği ülkemizi ne hallere getirdi. Teşekkür ederim. Birazdan da TÜİK'ten bahsedelim. TÜİK'e göre Süleyman Soylu insan hakları savunucusu. TÜİK'e göre Mustafa Varank şu an Mars'ta. TÜİK'e göre Fatih Dönmez şu an meclis bahçesinde çıkan dünyanın en büyük petrol kuyusunun başında. TÜİK'e göre Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Nobel Ekonomi Ödülü var. TÜİK'e göre Merkez Bankası'nda 260 milyar dolar var. TÜİK'e göre Norveç hasta, İsveç yasta, Danimarka iflasta. TÜİK'e göre bizim emeklerimizin tek derdi tatili İtalya'da mı yapalım, Yunanistan'da mı yapalım? TÜİK'e göre bizim memurumuzun tek derdi eve alınacak ikinci arabanın markasının kavgası. TÜİK'e göre bizim çiftçimizin tek sorunu para bolluğundan yatıracak banka bulamamak. TÜİK'e göre Amerika Birleşik Devletleri bizi kıskandığı için patlıyor, Kanada çatlıyor. TÜİK'e göre Katar bizden para dileniyor. TÜİK'e göre Alman, Fransız doktorlar ülkemize gelmek için can atıyor. TÜİK'e göre ilk 500 üniversiteden 200'ü bizde. Ve sayın milletvekilleri aramızda kalsın, galiba TÜİK'e göre sayın Cumhurbaşkanımız...
Buyurunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımızın diploması var. TÜİK'e göre demokraside zirvede, kadın haklarında en önde, insan haklarında Nirvana'dayız. TÜİK'e göre Messi Türkiye'ye gelmek için yalvarıyor, Ronaldo burada olmak için ağlıyor. TÜİK'e göre Hacı Galatasaray'da, Alex Fenerbahçe'de. İşin aslı sayın milletvekilleri, bu TÜİK bile gelmekte olan geliyor diyemiyor. Çünkü her yalanın mumunun söneceği bir vakit vardır. Ve o vakit geldiğinde TÜİK'in söyleyeceği yalanlar bitecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleyeceği gerçekler başlayacak. Yani yandaş TÜİK yayını son bulacak, halkçı TÜİK yayını başlayacak. İşte o gerçek sadece TÜİK'i değil, size dahil tüm Türkiye'yi aydınlatacak diyorum. Genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.